Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün e, yine bir güncelleme ile bu sefer karşınızdayız. Binance mobil uygulama iOS cihazlarda arkadaşlar bir güncelleme gerçekleştirdi bugün 23 Mayıs'ta. Bu güncelleme ile birlikte Binance vadeli işlemler Türkçe değil seçeneğinden kaldırıldı arkadaşlar. Şimdi alım satımlara girerseniz artık gördüğünüz gibi üstte spot margin itibari parayla ve P2P çıkıyor. Şey çıkmıyor. Vadeli işlemler çıkmıyor. Bunu merak eden arkadaşlar için bunu çok kolay bir şekilde bakın sol taraftan hemen burada bir sol taraftan tıklıyoruz. Hesabımıza giriş yapıyoruz. Orada ayarlar kısmı var arkadaşlar. Ayarlar kısmına tıklayıp Burada dil seçeneği var gördüğünüz gibi. Dil seçeneğini Türkçeden İngilizce'ye geçiriyoruz. Biraz buranın yüklenmesi uzun sürebiliyor. İngilizce seçeneğine tıklıyoruz. Şimdi gelecek mi diye birlikte bakacağız. Evet arkadaşlar, İngilizce'ye tıkladık. Sonra tekrardan ana sayfaya geliyoruz. Gördüğünüz gibi hemen wallet kısmının yanına futures geldi arkadaşlar. En aşağı bakarsanız home, market, trade, futures ve wallet. Futures'a tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi futures ve opsiyon borsası ikisi de gözüküyor. Burada gördüğünüz gibi bakiyemiz de gözüküyor. Buradan işlemlerinize devam edebilirsiniz herhangi bir problem yok zaten masaüstü cihazlarınızda nasıl kullanıyorduk zaten İngilizce seçeneğinde kullanıyorduk artık iOS cihazlarda da İngilizce seçeneğinde kullanacağız çok yakında Android cihazlarda da yine İngilizce seçeneğine gelecektir arkadaşlar Binance vadeli işlemlere ilk kez giriş yapacaklar için Türkiye referans kodunu kullanırlarsa %10 komisyon indirimi alacaklarını biliyorsunuz arkadaşlar ayrıca Binance'dan verilebilecek en maksimum orandaki komisyon indirimi olan %20 komisyon indirimli kayıt linkiniz aşağıda bulunuyor. Bu linke tıklayarak da Binance'ta yeni kayıt oluşturabilirsiniz diyorum. İlerleyen videolarda en yeni gelişmelerle tekrar karşınızda olacağız arkadaşlar. Görüşmek üzere.